Duymuşsunuzdur herhalde. Bir akşam bazı olaylar oldu burada. Yukarıda bizim bir odamız var. Sizler de biliyorsunuz. Gelen misafirlerimizi ağırladığımız, zaman zaman birlikte oturduğumuz bir özel bir oda. Gece geç saatlerde, saat 12 biraz geçmişti herhalde. Buralarda 3 kişinin dolaştığını söylediler. Biz de önemsemedik tabii. Daha sonra işte bahsettiğim saatte 12'yi biraz geçen kapıdan içeri kapıyı böyle sert bir şekilde açıp kapıdan içeri 3 kişi girdi. Birinin elinde mikrofon, birisinin elinde kamera ve biz size baskına geldik. Burada kumar oynuyorsunuz. Kumarı bastık. Bu şekilde başladılar. Kendilerine burada kumar falan oynanmadığını ama buranın özel bir oda olduğunu, buraya kimsenin böyle kaldır kuldur giremeyeceğini söyledim. Gireceklerini söylediler. Biz kameraya alıyoruz diye sağa sola çekmeye başladılar. Bu arada çıkın dışarı dedi. Çıkmadılar. Arkadaşlarıma odada bulunanların 8-9 kişiydi herhalde. Bunları dışarı çıkarın dedi. Gitseymişim demek ki daha kolay söyleyeceklermiş bunu. Ama henüz Kıbrıs'a gitmedim. Kumar falan da oynamadım. Bunu herkes de bilir. Şimdi diyeceksiniz ki ya ama bu nereden çıktı? Bu tezviratın gayesi ne? Şimdi kendilerine bir gazetenin muhabiri olduğunu söyleyen ama sanki bir terörist gibi ortalığı içeriye dalan, herkesle mücadele eden birileri neden bunu düşünüyorlar? Şimdi gazeteye de zaten cevap vermem. Siz de biliyorsunuz ki önemli açıklamaları ben Kastamonu'da yaparım. Kastamonu basınını toplarım, burada yaparım. Buradan Anadolu'nun diğer yerlerine, ulusal basına da gider. Yine aynı şekilde konuşuyorum. Şimdi bu arada ona da madem ki bu olayı burası tezgahladı, ona da bir iki cümle söyleyeyim. Benim yaptığım şey şudur. Ha bir de şunu söylemişler. Halk Köylü AK Parti'den uzaklaşıyor mu? İşte başka tarafa mı gidiyor gibi. Ben siyasete AK Parti ile başladım. Daha önce hiçbir siyasetle alakam yoktu. Zaten ben devlet memuruydum öncesinde biliyorsunuz. AK Parti ile başladım. 2002 işte Haziran'da diyelim ki seçim çalışmalarına başladıysa 2019 ne yaptı? 17,5 sene. 17,5 senedir ben bu partide siyaset yapıyorum. Bu partiden başka bir partide ne gözüm vardı, ne kulağım vardı. Bu parti nereye girerse ben oradayım. Sayın Cumhurbaşkanı, ya biz gönül birliği yaptık, kader birliği yaptık. Gerekirse ölümüne kadar beraber gideriz. Bunu da bilmeyen kimler varsa, hatta hangi şerefsizler varsa onları da duymasını isterim burada. Bizim hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, milletinin kalkınması için ölümüne mücadele etmektir. Bu işin içinde ölüm varsa ölüme de gideriz. Bundan kimsenin de endişesi olmasın. Bunu herkesin de bilmesini istiyorum. Bazı soytarıların ortaya çıkıp da benim hakkımda dedikodu yayması falan beni hiç küçültmez. Benim itibarımı da zedelemez. Çünkü benim itibarımın ne olduğunu Kastamonu bilir, sizler de bilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes de bilir. Sağcısı, solcusu, iktidarı, muhalefeti. Hepsi benim nasıl insan olduğumu bilirler, karakterimi de bilirler. Bugün bizim partiye bir muhalefete sorun aynı şeyi söylerler. Öyle bir insanım. Onun için orada yaptığımız nedir? Orada yaptığımız bir cümleyle söyleyeyim. FETÖ projesinin, FETÖ kumpasının yargı kanalıyla hükümeti alaşağı etmesine set vurdu. Görevimiz buydu. FETÖ'ye geçit vermemekti ve bu geçit de vermedik. Gerisi teferruat dedi. Herkes aklına gelen ne söylerse söylesin, o çok beni ilgilendirmiyor. Herkes bir şeyler uyduruyor ama bizim oradaki görevimiz, hala da görevimiz FETÖ'yle mücadeledir. Bu mücadelede hükümete karşı yapılan bir kumpas vardı. Bu kumpas yargı eliyle yapılıyordu. Biz bunu didik didik inceledik. Elini, boyunu, önünü, arkasını hesap ettik. Ve sonuçta o kararı verdik. Soruşturma komisyonu olarak. Bazıları çok eleştirdi bizi. Niye öyle yaptın, niye öyle karar verdin diye. İşte muhalefet de dedi. Hatta bazı kişiler de yani gitsinler, aklansınlar mahkemede dedi. Ben Cumhuriyet Savcılığı yapan bir adamım. Bilirsiniz ki savcı, hadi ben seni mahkemeye göndereyim de mahkemede aklan demez. Mahkemede birini aklamak için mahkemeye gönderilmez. Savcı mahkemeye mahkumiyet için gönderir.
Yani ben bunların mahkum olmasını uygun görüyorum. Mahkemeye gitsinler, orada mahkum olsunlar denir. Yoksa ben bunları mahkemeye göndereyim de hadi siz orada aklanın. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey ben de yapmadım. Nitekim yapmam. Sonuçta o projeyi hazırlayan, bize o dosyaları getiren hakim ve savcılar şu anda nerede? Polisler nerede şu anda? Yarısı hapiste, bir kısmı da kaçtıysa yurt dışında. Hepsi FETÖ üyeliğinden mahkum oldu ya da yargılanıyor ya da kaçtılar. E peki bu çeşit insanların hazırladıkları dosya üzerinden biz bunu esas alarak bakanları Anayasa Mahkemesi'ne gönderecektik. Yok öyle bir şey. Bunu yapmamız mümkün değildi. Bundan sonra da yapmayız. Şimdiye kadar da yapmayız. Şunu söyleyeyim. Benim milletvekilliğim bitene kadar elbette bitecek. Bitene kadar milletvekili olarak. Milletvekilliğim bittikten sonra da gene AK Parti'nin bir neferi olarak bu memlekete hizmet etmeye devam edeceğim. Bunu herkesin bilmesinde fayda var. Akşamki olayda gene dönecek olursak belli bazı gazeteler, bazı internet sitelerinde işte değişik şeyler yazmışlar. Adam demiş ki mesela Hakkı Köylü ve il başkanını kumar masasında yakaladık, bastık. Bizim adamlarımızı da dövdüler demişler. Şimdi değerli arkadaşlar, orada kaç 8-9 kişi var. Bir ikisi benim gibi yaşlı yerlerde. Yani ben ya dövün bunları desem ya da hiç sesimi çıkarmasam bunları orada adam akıllı döverlerdi. Ama benim yaptığım şey dokunmayın, kendileri çıksın. Dışarı arkadaşlar dışarı çıkarmak istiyorlar. Ben de diyorum ki dokunmayın, kendileri çıksın diyorum. Onlara da çıkın dışarı diyorum ama mümkün değil, çıkmıyorlar. Sağa solu çekeceğiz diye uğraşıyorlar. Hatta şunu da yapıyorlar. Konuşuyor, kaydalıyor devamlı. O kayda alırken de sanki kendisine saldırılıyormuş, vurulup kırılıyormuş gibi ona karşılık bir cevap veriyormuş gibi davranıyor. Yani bir senaryo yazıyor orada. Bu adamların nereden geldiğini de bilmiyorum açıkçası. Bunları da öğreneceğiz, gereğini de yapacağız. Benim hakkımda yazdıklarıyla ilgili olarak da ben de biraz sonra yani Cumhuriyet Savcısına gidip şikayetimi bildireceğim. Ayrıca bu hakaret teşkil eden, iftira teşkil eden ve onurumuzu zedeleyen kısımlar içinde tazminat davası açacağım. İl başkanımızın halası vefat etti. O gece İstanbul'a gitti, olur olacaktı. Ama teşkilatlarımız istediler ki ben çok üstünde durmadım. Dediler ki biz de bulunacağız, biz de geleceğiz. Biz dediler, artık ne söyler bilmiyorum bunların burada bulunmasının ne manaya geldiğini siz herhalde anlıyorsunuzdur. Artık teşkilat bizim yanımızda mıdır, değil midir? Bizim nasıl insan olduğumuzu biliyor mu, bilmiyor mu? Bunların cevabını burada görüyorsunuz siz. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Soracaklarınız, sorular varsa yok diyeyim. Şimdi az önceki konuşmanızda Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasında ondan sonra sizin bu bakanlığın aklamasıyla ilgili sözünden bahsettiniz. Onun üzerine Akif'in de size bu konuyla ilgili ısrarla sorun yönelttiğini ve bunları cevapsız bıraktığından bahsettiniz. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun da yeni bir parti kurduğunu hesap edersek, ondan sonra AK Parti'den içinden çıkıp kurduğunu hesap edersek, yani bir yeni Akif'le bir Ahmet Davutoğlu'nun diğerli planlı programla bir hareketi mi gibi mi gözüküyor bu? Bu şekilde mi algılıyorsunuz? Böyle nereden çıktı bu iş? Onu bilemiyorum. Ben şimdi tam emin olmadan kimseye bir şey söyleyemem. Yani aksi takdirde ben de yanılmış olurum. Olabilir de olmayabilir de. Yani bir şeyler vardı bu işin arkasında. Yani benim onlara cevap vermemem. Ben Akit gazetesine niye cevap veriyorum? Ben gidersem Türkiye'nin en tirajı en yüksek olan gazetelerine giderim. Orada röportaj yaparım. Ben niye? Yani istemediğim gazeteye de hangisi olursa olsun gidip röportaj vermem. Ama istediğim gazeteye röportaj verebilirim. Basın toplantısı yaparım. Dediğim gibi ben genelde Kastamonu'da basın toplantısı yapıyorum. Ve buradan dağılsın istiyorum. Buradaki arkadaşlarımızın da huyunu suyunu bildiğim için bunlar da istiyorlar ısrarla. Diyorlar ki açıklamalarınızı, önemli olan açıklamanızı Kastamonu'da yapın diyorlar. Ben de bunları kırmıyorum ve burada yapıyorum açıklamalarımı. Ha onlar arkasında kim vardır, önde kim vardır, kim kim nedir onu bilemiyorum ama bir yerde bir şeyler vardır. Teşekkürler. Thank you.
komutanım ısrarla söylüyordu. Bir beytir, bir beytir. Geçen bu hafta. Telefonlarımızı da aldılar diye buraya yazmışlar. Telefonları biz almadık. Polis aldı. Delil olarak, suç delili olarak aldı. Şimdi orası özel bir odadır. Siz biliyorsunuz. Hiçbiriniz biz orada birileriyle otururken, konuşurken, toplantı yaparken girmediniz içeri bugüne kadar hiçbiriniz. Ne yaptınız? İzin istediniz. Ya da ben dışarı çıktım, dışarıda görüştüm. Bazı arkadaşlarla, bazı gelenlerle herkes de bilir ki benim şu anda Kastamonu'daki ikametgahım öğretmen evidir. Benim burada olduğumu herkes bilir. Herkesle görüşmelerimi ben burada yaparım. Bazılarını içeride, bazılarını dışarıda, bazılarını orada özel odada yaparım. Şimdi telefonlar, buradaki şey şu. Özel hayatın gizliliğini ihlal. Suçu burada oluşmuştur. Bizim açımızdan hakaret vardır. Tehdit vardır. Bunlar polis kayıtlarında da var. Bunlar telefonlarında da var kendisi. Telefonlar zaten polis suç delili olarak el koydu şimdi. Başka bir şey söyleyecektim ben. Milli eğitim müdürü yoktu burada. Adamların ne kadar yalancı olduğu buradan da anlaşılıyor yani. Şimdi gariban adamı da şimdi işin arkasına almak istiyorlar. Demek ki onlarla da bir hesabı var belki. Onu da bilmiyorum yani. Ama Sayın Bekir'in habere bakarsak gece son dakika diye paylaştılar. Haber önceden hazırlanmışlar. Olabilir. Aynen. Doğru. Onlar gezip duruyorlarmış burada. Bir şeyler kurgulamışlar. Hastanedeki raporlar çok sırasında internetlere düşür. Evet. Hazırdı. Şimdi bir de şöyle aslında burada dışarıda koridorlarda falan kendi kendine biri konuşmuş, birisi çekmiş telefonla. Evet, yani içerideki şey değil de dışarıda burada tabii polis de onu niye burada adam rastgele kendini telefonla konuşuyor, kaydı alıyor, yayın yapıyor. Onu da anlayamadım yani. Ona polisin müdahale etmesi lazımdı. Burası şey değil. Öğretmen evini geneli umuma çıktı yerdeyiz zaten. Herkes buraya girip çıkamaz. Kaldı ki bizim olduğumuz odaya hiç kimse giremez. Oraya biz giriyoruz sadece. Başka birisi yok. Bizim olmadığımız zaman çok istisnadır buraya giren. Ben gelirim bir hafta sonra bakarım gene her şey bizim bıraktığımız gibidir. Yani hiçbir değişiklik yoktur. Yani bu görevliler de bilir. Kimse gelmez oraya. Biz İşte belediye başkanlarımız gelir, ilçe başkanlarımız gelir, il başkanımız gelir, işte genel sekreteri gelir, özel idare genel sekreteri gelir. Bunlarla biz görüşmeler yaparız. Hatta akşam özel idare, CİDE özel idare müdürü de geldi. CİDE'nin meselelerini konuşuyorduk onların geldiği sırada. Yani ben 12'ye kadar gelirler. Kimse benim burada kalıp da kimseye cevap vermediğimi düşünmez zaten. 11.30'da gelirse 11.30, 12'de gelirse 12'de ben buradayım. Ve dolayısıyla vatandaşın hepsiyle görüşüyorum, onların sorunlarını dinliyoruz. Yani onun için kullanıyorum burayı zaten. Ben teşekkür ederim. Vedat abi bir fotoğraf dedin ama çok güzel bir neyle alalım görüntü. Şey resepsiyon olabilir. Şey, burada olur. Resepsiyon. Nerede? Orada. Orada.